Bir halk düşünün, ana vatanından ayrılmış ve Amerika'nın doğusundan Sibirya'nın en soğuk noktalarına kadar geniş coğrafyaya dağılmış. Stalin'in ağır ve acımasız rejiminin bir diğer kurbanları. Yaşadıkları sürgün ve paramparça olmuş hayatlarına baktığımızda hala ayakta kalıp mücadele vermeleri adeta mucize gibi. Evet, bugün Ahıskalıları konuşacağız. Ahıska denildiğinde akla önce sürgün gelir. Çünkü Stalin'in bu vahşi sürgünü sonucunda Ahıskalıların hayatları tamamıyla değişti. Ve bizler de onları hep bu sürgünle andık. Ancak onun bu bölümünde Ahıska hakkında her şeyi ele alacağız. Ve bu mücadeleci insanları daha geniş bakış açısıyla tanımaya çalışacağız. Günümüzde Ahıska terimi 1921 Moskova Antlaşması ile Türkiye sınırı dışında kalan ve Gürcistan'ın güneybatı bölgesine bağlı 200'ün üzerinde köyden oluşan bir bölge için kullanılır. Aslında Ahıska 1944'te sürgün edilen ve bir daha bu topraklara dönemeyen Türkleri ifade etmek için kullanılır. Ahıska Türkleri terimi de Meshet Türkleri terimi de etnik adlandırma değil. Ahıska ve çevresi tarihte Mesketiye olarak bilinmekte. Tarih kaynaklarında bölgeye bu ismi veren Meski, Massaget kavminde bahsedilse de kavmin menşei hakkında açık bilgiler verilmiyor. Bu topluluk bölgeye adını bırakmış, başka kavimler içinde eriyerek kaybolmuş. Bu topraklara daha sonraki dönemlerde Hunların, Hazarların ve Kıpçakların geldikleri pek çok kaynak tarafından da ifade ediliyor. Selçukluların Kafkasya'yı fethi ve bölgeyi Kıpçak yerleşmeleriyle Ahıska ve çevresi 1068 yılında Sultan Alparslan tarafından fethedilerek Selçuklu'ya katılmış. Zaman zaman Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Safavi devletleri nüfuzu altında kalan Ahıska Ataviklerinin toprakları 1578'de Osmanlı topraklarına katıldı. Ahıska 250 yıl sonra Osmanlı Devleti idaresinin ardından 1828'de Ruslar tarafından işgal edildi. İşgalin ardından Rus, Gürcü ve Ermeni ittifakı karşısında yaşanan zorluklar bölge halkını Anadolu'ya doğru göçe zorlamış ve yaşanan bu göçlerle bölge Türk nüfusunun bir kısmını kaybetmiş. 1829'da imzalanan Edirne Anlaşması ile Ahıska savaş tazminatı olarak Ruslara terk edilirken Kars ve Ardahan'dan itibaren diğer topraklar Osmanlı Devleti'nde kalıyordu. Böylece Ahıska bölgesinde yaşayan Türk halkı için acı ve katliamlara dolu hayat başlamış oldu ve bu durum 1944 sürgününe kadar devam etti. Hem bölge halkının hem Osmanlı Devleti'nin bölgeyi Ruslardan geri alma mücadelesi bazı küçük başarılara rağmen gerçekleşememiş. İlave olarak 1877'de başlayan Rusların 93 harbi sonucunda yapılan Ayastefonos Anlaşması'yla Kars, Ardahan ve Batum da Ruslara bırakılmış. ...1917 Bolşevik İhtilali ardından Brest-Litovsk Anlaşması'yla Kars, Ardahan ve Batum yeniden Türkiye'ye bırakılmıştı. Ahıska halkı da kendilerine verilen bu hakkı kullanarak Türkiye'ye katılmak istemiş. 11 Mayıs 1918'de toplanan Batum Konferansı'nda Türkiye, Ahıska ve çevresinin Türkiye'ye verilmesini istedi. Neticede Gürcülerin itirazına rağmen uzun müzakereler sonucunda imzalanan Batum Anlaşması'yla Ahıska'nın Türkiye'ye bırakılmasını Gürcistan hükümeti kabul etti. Ancak yaşanan gelişmeler bu bölgelerin elde tutulmasına engel oldu. 18 Ekim 1918'de imzalanan Montrose Mütakeresi'nin Türk birliklerinin Ahıska ve çevresinden çekilmesini içeren maddelerine rağmen Türkiye'ye bağlı kalabilmek için bölge halkının yürüttüğü mücadeleler de başarılı olamadı. Ve Türk birliklerinin çekildiği Ahıska 5 Aralık 1918'de Gürcülerin eline geçti. Neticede bölge Türkler, Gürcüler ve Ruslar arasında birkaç kez el değiştirdikten sonra 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'yla Türkiye'nin elinden tamamen çıkmış oldu. Ahıskalılarının tüm mücadeleleri aslında tam da bundan sonra başlıyor. Sovyetler Birliği döneminde 1930'lu yıllara kadar nispi bir rahatlık yaşamasına rağmen bölge halkının sıkıntıları bitmemiş, özellikle Stalin döneminden itibaren baskılar artmış, birçok Türk'ün soyadı Gürcüce'ye çevrilmiş. Türk toplumunun önde gelen kişileri sistemli bir şekilde tutuklanıp sürgüne gönderilerek ortadan kaldırıldı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında ise 40 bin civarında Ahıska Türk'ü askere alınarak cepheye gönderilmiş. Savaşın sonlarına doğru da bölge halkı hiçbir gerekçe olmaksızın yaşadıkları yerlerden alınarak bir gün içinde vatanlarından kopartıldı.
Çünkü Stalin ve yönetiminin Türkiye'nin Almanya yanında savaşa girebileceği ve Türkiye sınırındaki bölgelerde yaşayan Ahıska Türklerinin Türkiye ile işbirliği yapabileceği endişesi artmıştı. Kısacası Ahıskalılar resmen Stalin için tehlikeli halktı. Bunun sadece bir sürgünden ibaret olmadığını Ahıskalılar da iyi anlıyordu. Rusya'nın sıcak denizlere inme stratejisine engel olarak görülen Kafkasya'daki Müslüman azınlığı mümkün olduğu kadar uzağa taşmak düşüncesi yatıyordu işin altında. Gerçekten de Rusya'nın planları içinde önemli bir yer tutan Kafkasya'da uyguladığı politikalar Anadolu Türklüğü ile Türkistan Türklüğü arasındaki coğrafi bütünlüğü ortadan kaldırarak başarıya ulaştı. ...1944'te Sovyet raporlarına göre yaklaşık 100 bin kişi yük vagonlarına doldurularak Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'a sürgün edildi. Ancak bu rakamlara sürgün esnasında yerleşim yerlerinde bulunamayan ve tespit edildikçe sürgün edilen şahıs ve ailelerle askere alınmış olan ve çeşitli cephelerde görev yapan askerler dahil değil. 1944 sürgününde dağıtılan, aileleri parçalanan, zorunlu iskanla yerleştirildikleri yerlerde gözetim altında tutulan, her şeye rağmen oralarda yeni bir hayat kurmayı başaran Ahıska Türkleri bugüne kadar geçen 70 yıllık sürede büyük sıkıntılar yaşadı. Stalin rejimi tarafından Ahıska'nın 209 köyünden alınan 100-120 bin dolayındaki Ahıska Türk'ü kış aylarında yük vagonlarına 8-10 aylı halinde doldurularak Türkistan steplerine sürgün edildi. Azerbaycan'ın o dönemdeki yöneticileri Ahıska Türklerini Azerbaycan'a yerleştirmek istediler. Ancak Stalin'in kararının kesin olması nedeniyle Azerbaycan yönetiminin gayretleri de bir sonuç vermedi. Böylece vagonlar birkaç gün Azerbaycan'da bekletildikten sonra tekrar hareket ettirildi. Bu yolculukta Ural dağlarının soğuk havası birçok insanın hayatının sonu oldu. 1,5 ay süren yolculuk sonunda Ahıska Türkleri Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'a yerleştirildi. Bu dönemde Ahıska Türklerinden önemli bir kısmı soğuk vagonlarda Rus-Alman savaşında hastalık ve açlıktan öldü. ...1989'da Fergana Vadisi'nde KGB eliyle yaşanan acı olaylar Ahıska Türklerini adeta ikinci bir sürgüne maruz bırakmış ve 100 binin üzerinde Ahıska Türk'ü göç ettirilmişti. İkinci toplu göçü yaşayan Ahıska Türkleri Rusya'ya yerleştirildi. Özellikle Sovyetlerin dağılmasından sonra çok büyük baskı ve tehditler altında var olma mücadelesini sürdürdü. Günümüzde sayıları 300 ile 500 bin arasında tahmin edilen Ahıska Türkleri yoğun olarak Kazakistan, Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan, Özbekistan ve Ukrayna'da yaşamakta. Son dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri'ne önemli miktarda Ahıska Türk'ü göç etti. Türkiye, 1992'de çıkardığı bir kararname ile bir miktar Ahıska Türk'ünü Türkiye'ye getirerek Iğdır, Hatay gibi illerde iskan etmiş. Ancak daha sonra yaşanan göçlerle Türkiye'deki Ahıska Türklerinin sayısı hızla artmış. Günümüzde Türkiye'de yaşayan Ahıska Türklerinin sayısı 40 bin ve 60 bin arasında tahmin edilmekte. Resmi kayıtlara göre Ahıska Türklerinin %32'si Kazakistan'da yaşıyor. Böylece Kazakistan günümüzde en çok Ahıska Türk'ünü barındıran ülke konumunda. ...1930'dan itibaren Ahıska Türkleri okullarda Azerbaycan Türkçesi, Rusça ve Gürcüce eğitim almış. Başlangıçta Arap alfabesi kullanırken bir ara Azerbaycan'da Latin alfabesine geçilmesi sebebiyle bu bölgede de Latin alfabesi kullanılmış. Ancak kısa süre sonra Kiril alfabesine geçilmiş. Okullarda görev yapan öğretmenlerin çoğu Azerbaycanlı hocalar olmuş. Bölgede çıkarılan Adıgün Halkozcusu, Kızıl Rençber gibi gazetelerde de Azerbaycan Türkçesi kullanılmış. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Ahıska Türkleri, Türkiye'nin ve Doğu Anadolu ağızlarının devamı niteliğinde olan ağız özelliklerini, ana vatanlarından 68 yıl ayrı olmalarına, Türkiye ile ilişkilerinin olmamasına ve Türkiye Türkçesi ile eğitim imkanı bulamamalarına rağmen korumayı başarmıştır. Bu kadar ağır baskı altında var olma mücadelesi veren Ahıskalıların bugün tek isteği var. Ana vatanlarına geri dönmek. Gürcistan ise Ahıska Türklerinin ana vatanlarına dönüş çabalarını ciddiye almadığı için sorunun çözümü konusunda isteksiz. Bugünkü nüfusu 600 bin dolayında olan Ahıska Türkleri dünyada 15'e yakın ülke ve 100'e yakın bölgede yaşamlarını sürdürmekte. 220'ye yakın Ahıska köyünün Türk Müslüman nüfusu bir hayvan vagonuna dolduruldu. Vagonlar hayvan vagonu olduğu için
ısıtma sistemi yoktu. Tuvaletsiz, susuz, dışarıda -15, -20 derece soğukta 1,5 ay yolculuk yapıldı. Rus askerleri her istasyonda vagonlar açarak açlıktan, soğuktan ve hastalıktan ölenleri trenlerden dışarı atıyorlardı. Tren kapıları günde bir kez açılıyordu. Erkeklerin gözleri önünde utandıkları için tuvalet ihtiyaçlarını yapamayan kadınların idrar keseleri patlayarak ölenleri vardı. Bu insanların suçu neydi? Kim bu insanlık ayıbını üstlenecek? Biz bu soruları sormaya devam edeceğiz. Ahaska Türkleri geniş bir alana sürülmelerine ve buna bağlı olarak geniş bir coğrafyada yaşamalarına rağmen Türklüklerinden hiçbir şey kaybetmemiş ve bugüne kadar kendi bünyelerinde Türk adını ve kimliğini yaşatmasını bildiler. Gazeteye abone olup takip etmeyi unutmayın.